Öksürük, ateş, kas ağrısı. Hastaneler bu şikayetlerle doktora koşanlarla doldu değerli izleyenler. 2 yıldır sessizliğini koruyan grip bu kez tridemi denilen üçlü etkiyle geldi. Salgın özellikle çocukları vuruyor. Peki nedeni ne? Korunmak mümkün mü? Cevaplarıyla devam ediyoruz. Geçmiş olsun. Ne oldu? Hasta mı oldun sen? Neyi var bu güzel prensesin? Kulak burun boğaz problemi vardı aslında ama öksürük de başlayınca daha sonra doktorumuza kontrole geldik biz de. Polikliniğe başvuru sayısında gerçekten çocuklarda artış var. Yaklaşık 2 gündür de bir yüksek ateş var. Öksürük, ateş, burun akıntısı, semptomlar bilindik ama etkisi farklı. Son 3 yılın grip salgını mevsimsel geçiş döneminde daha da arttı. İdil yaklaşık bir haftadır yüksek şekilde, şiddetli şekilde öksürüyor. Öksürük, burun akıntısı ve bitmek bilmiyor. Yaklaşık 3 haftadır hasta. Eskiden grip deyip geçirirdi. İlaçlı da ilaçsız da bir haftada geçiyor diye. Ancak şimdilerde üst solunum yollarını etkileyen üçlü bir enfeksiyonla karşı karşıyayız. Üçlü bir virüsle. Ben 2,5 hafta kadar çektim. Bunun da adı tridemi. Peki yataklara düşüren, hastaneleri dolduran tridemi ne? İşte cevabı geliyor. Yani influenza'nın, koronavirüsün ve de diğer bu döneme ait bu virüslerin hepsinin böyle bir arada olma hali. Geçen hafta biraz grip olmuştu, tıkanmıştı. Aksi oldu. Öksürdü. Özellikle de işte bakın çocuklar risk altında. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonuyla ve bu ağırlaşan grip salgınıyla anneler de çocuklarını hastaneye getiriyor. Okul başladığından beri maalesef sürekli hastalanıyor. Anneler, babalar da inanın en az çocuklar kadar bu durumdan etkileniyor. Salgın yetmezmiş gibi çocuklara bir de ilaç krizi vurdu. Döviz kurundaki artış nedeniyle cam şişelerde tedarik sorunu yaşanıyor. Bu da özellikle öksürük şuruplarına etkiledi. Birçok aile öksürük şurubu bulamamaktan şikayetçi. Bronşit için gerek ilaçlar da tükenmiş sanırım. Ona yakın ilaçlar kullandık biz de.